Geldiniz diyorum öncelikle. En arkadakiler sesimi duyuyor mu acaba? Ortadakiler de duyuyor, öndekiler de duyuyor. Tamam. Kanal İstanbul çalıştayının ikinci oturumundayız. Bu oturumda mekansal planlama ve ulaşım konularını tartışacağız. Öğleden sonra benzer bir oturum daha olacak. Birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Çok ilginç bir oturum olacağını inanıyorum baştan. Ben öncelikle konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum izninizle. Profesör Doktor Ahmet Befik Alp. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Profesör Doktor Haluk Gerçek. Buyurun lütfen. Profesör Doktor Nuran Zeren Gülersoy. Doçent Doktor Pelin Giritlioğlu. Buyurun. Hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Şence Türk. Hoş geldiniz. Şencecim hoş geldin. Hocam bunu ben size vereyim. Oturuma başlamadan önce mekansal planlama ve ulaşımı birlikte ele alacağımız bu programda önce bir kurgu yaptık. Ahmet hocamız bir giriş yaptıktan sonra Haluk hocam ulaşım konularına değinecek. Daha sonraki iki konuşmacı Nuran hocam ve Pelin Hanım mekansal planlama konularında bizi bilgilendirecekler. En sonunda Şence hocamız için hukuksal yönünü değerlendirecek. Sabahki konuşmalar çok ilginçti. Beni gerçekten bildiğim konular olmasına karşın çok etkiledi. Bu planda 1/100.000'lik planın asıl ilginç olan tarafı biz plan raporunu da inceledik. Doğaya duyarlı bütünsel bir ekolojik vizyon oluşturduğu iddia ediliyor. Bu vizyonun oluşup oluşmadığını öncelikle tartışacağız burada. Tabii ki Boğaz'dan geçen gemi trafiği ve gemi projeksiyonlarını konuşacağız. 1/100.000'lik planı ve askıya çıkan planı konuşacağız. Ve en sonunda işin hukuksal yönünü birlikte değerlendireceğiz. Ben sözü Ahmet hocamıza bırakıyorum. İlk konuşmacımız. Buyurun efendim. Ben izin verirseniz ayakta buyurun, lütfen. Daha rahat ediyorum. Müsaade eder misiniz hocalarım? Değerli misafirler, bendeniz Ahmet Vefik Alp. Bugün bana bu imkanı veren Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren bu konuda bir görüş alışverişi, bir paylaşım, bir katılım imkanı getirmesinden dolayı da yine İstanbul yönetimine müteşekkirim. Ben tabii bugün yine maalesef dört pırlanta gibi gencimizin şehit haberiyle konuşmak zorunda kaldım. Bu çok üzüyor bizleri. Yani o resimleri gördükçe çok içim sızlıyor. Ama bir yandan dünya devam ediyor. Size genel bir giriş yapacağım. Rakamlarla sizi boğmayacağım. Biraz benden bahsedeceğim. Kanal İstanbul projesi ismini ben kullanmıyorum. Tabii ilk resimden de bu kontrol zor oluyor ama net değil pek. Görüldüğü gibi ben kanal, daha doğrusu İstanbul kanal girişimi yaklaşımına karşıyım. Ve bu konuda söz
söyleyebilecek, söylemesi gereken kişilerin de içinde birkaç nedenle yer alıyorum. Bir kere biraz sonra resimlerde de göreceğiz. Bugün değil, 2011'de Sayın Başbakan bir seçim projesi olarak bu konuyu açıkladığında ben o gece bir rekor kırdım. Bunu da ertesi gün bir köşe yazarının yazısında gördüm. Diyor ki dün gece ekran rekoru Ahmet Vefik Atte'ydi. 16 kanala çıktı. Biz bunu nasıl başardık? Ben de toparlayamadım. Yani bir gece içinde 16 ayrı kanala çıkıp konuşmak vallahi helal olsun dedim. O gün zaten ben muhalefetimi ilk günden dakika bir, gol bir belirtmiştim. Daha sonra da biraz sonra göreceğiz basında da açıklamalarım oldu. Çünkü bunu niye söylemek ihtiyacını da duydum. Sosyal medya paylaşımlarında bazı arkadaşlar yazıyor. Hocam sen de mi döndün? Niye fırıldaksın? Niye fenersin? Gibi eleştiriler alıyorum. Hayır dönmedim. Zaten hep aynı çizgide oldum. İlk günden beri bu çalışmaya karşıyım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu Tarantula hikayesini bilenler var mı bilmiyorum. Ünlü artist Clint Eastwood'un bir filmiydi. Tarantula bir örümcektir biliyorsunuz. Dr. Reamer yazıyor zaten ama net değil. Açlık sorununa çare bulmak üzere hayvanlar üzerinde bir takım serumlar deniyordu. Hızlı büyümesi hayvanların vesaire. Laboratuvarında bulunan tarantula örümceğine yanlışlıkla bu dozu fazlasıyla yapmış bulundu. İşte deneyim falan derken kaçırdı enjektörü. Bu tarantula büyüdü. Hem o şehri yedi hem Dr. Rimmer'i de yedi. Şimdi bizim İstanbul Kanal girişimi de böyle bir yaklaşım diye düşünüyorum. Bu proje diyemiyorum. Bu girişim İstanbul'u yer. Ama yedirtmeyeceğiz Sayın Genel Başkanların dediği gibi. Burada beni çok üzen, bugün de o hava var. Bu konunun bir siyasi itişme kakışma durumuna getirilmesi. O çok tehlikeli. Umarım burada ben bu girişimin ne kadar aleyhindeysem lehinde olan arkadaşlarımız da çıkar konuşur. Çünkü birçok konuşmacının özür dilediğini üzülerek özellikle lehinde olanların buraya katılmadığını tespit ediyorum. Bu konuda en çok konuşmaya hakkı olan biri benim dedim. Çünkü ben yaşta olan gençler hatırlayacaklar. İlk başta 94'te bu şehrin başkanlığına aday oldum. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İlhan Kesici, Sayın Zülfü Livaneli, Sayın Erdoğan, yok hayır, Bedrettin Dalan Bey'le ve Ertuğrul Günay Bey'le, Kültür Bakanımız eski, yarıştık. Ve o yarışın sonunda İlhan Bey önde giderken Zülfü Bey'in oyları karıştırmasıyla Erdoğan Bey öne çıktı. Ve %24 gibi bir marjla bir oyla kazandı. Ben ondan sonra bir kez daha 99'da, 2004'te ve 2009'da 4 kez toplam aday oldum. Bu ilk adaylığımdan resmim. Gördüğünüz gibi yıllar çok acımasız. Genç ve yakışıklıymışım.
bugün ne hale geldim. Bu ufak kız da burada şu anda ama kendisini işaret etmeyeceğim, utanıyor kızım Ceylan. O da büyüdü. Yıllar geçti. Tabii ben dev projelerle geliyorum dedim. Çılgın proje, dev proje benim işim esasında. Proje adamıyım. Yani hem hocayım ama büyük proje yapıyorum. Büyük düşünüyorum. Fransızların dediği gibi grand gestion. Ama bu İstanbul Kanalı çılgın proje değil, bana göre hasta bir projedir. Bu projeleri yapan biri olarak bana istemezlikçi diyemezler. Çünkü ben alternatif sunuyorum. Daha iyisini, doğrusunu yapıyorum. Ve bakın burada bir hususu da sizle dertleşeceğim. Bu gazetenin tarihi, görenler bilmiyorum, okuyabiliyorum. 99. Ve ben o yıl, bakın, Marmaray ve Avrasya tüpünü çoktan çizip basına da vermişim. 96'larda hazırlamıştım. Bu projeler yapıldığı zaman beklerdim ki sayın yönetim beni bir davet etsin. En azından bir küçük plaket versin. Adımı bile anmadılar. Fikir emeğine saygı çağdaş ve demokratik toplumların olmazsa olmasıdır. Onun için çok üzgünüm. Ve bu iki proje benim önerdiğim gibi yapılmadı. İkiye ayrıldı. Burada beraber gidiyordu. Ne oldu? Maliyet birkaç kez çarpıldı. Ve bugün onun için Avrasya tüpünden geçerken ve geçmezken büyük paralar ödüyoruz. Maliyet arttı. Marmaray projesinin tüpü, hocalarım bağışlasınlar, zemin hocalarım, depremsel açıdan riskli bir tüptür bana göre. Oturtma sistemiyle yapıldı. Ben delme sistemini önermiştim. Bir zemin likefaksiyonunda Allah saklasın satığa çıkma riski, patlama riski olduğunu bana üniversiteler de rapor etmiş durumda. Avrasya tüpünde bunu düzelttiler, yazdık, çizdik. O daha doğru yapıldı. Evet, böyle projeler yaptığım için bana istemezlikçi, bak işte köprülere hayır dedi, dediniz, yapıldı köprüler, iyi mi oldu? Onu ayrıca tartışırız ama istemezlikçi değilim. Ve nitekim en son adaylığımda da, yine gençmişiz burada ve iyiymişiz, 2009'da birçok projemi paylaştığım için bu Kanal İstanbul'da da konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Burada da gördüğünüz gibi 2 yıl evvel bu beyanatı vermişim. Yani bugün ortaya çıktı, ben de çıktım aleyhte işte partisel siyasi bir yaklaşım içinde değilim. Bilim ve sanat adamıyım. 1971'de mezun oldum. Burada birçok talebem, öğrencim yeni tabirle, konuşmacı. Çoğu profesör olmuş. Yani yaşım meydana çıktığı için çok girmiyorum bu konulara. Evet, burada da bir benzer resim vardı. Bu çok oynak bir şey. Evet, bunları sizle paylaştım. Yapmayın bunu diyorum. Eskiden beri diyorum. 2011'den beri diyorum. Şimdi bakınız, bu Sayın Başkanımız da bahsetti. İstanbul Metropoliten Planı. Bu planda 400'e yakın uzman çalıştı. Tepe başındaki Büyükşehir Belediye'mizin kentsel planlama bürosunda çalıştı. Bu planı yaptılar. Ve o zamanın belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş, bu 50 yıl İstanbul'un anayasasıdır dedi. Ne oldu bu anayasa? Eleğe döndü, ne delinmesi. Delinmedik yer kalmadı.
Bir kere korkulu rüyamız, ben ve benim gibi düşünen şehir plancıların İstanbul'un kuzeyine girmekti. Biz İstanbul'u güneyini biliyorsunuz betonladık. Tekirdağ'dan Gebze'ye kadar sahil betonlandı. Aman dedik, kuzeye girmeyin, ekolojik dengeyi oradaki yeşil korusun, aşağısı beton tamam, ne yaparsanız yapın ama kuzeye girmeyin. Nitekim bu planda da ne bir üçüncü köprü, ne bir havalimanı, zaten kanal manal yok, hiçbiri yoktu. Ama biri geldi, dedi ki buraya bu olacak, oraya o olacak ve bu plan delindi, İstanbul'un kuzeyine girildi. Bakınız şu resim çok açık söylüyor. Ben dedim ki kardeşim biz burayı bitirdik. Şuraya dokunmayın. Ama ve şu TEM yoludur. Bakın TEM yolu yapılırken projeler bana geldi. Ne Boğaz'ın Beykoz Anadolu Hisarı tarafında, ne Boğaz'ın Etiler Balta Limanı tarafında çıkış vardı. Yani yoktu. Dediler ki bu bir transit yol olacak. Hızlı geçiş olacak. İşte kamyonlar, tankerler filan geçecek. Zaten TEM otoyolunun açılımı Trans-European Motorway'dir. Hızlı bir yoldur. Ama ne oldu? Oradan bir kol aşağı, buradan bir kol aşağı oldu. Şimdi tampon tampona yol ve şehir yukarıya doğru patladı. O yeşil alanlar hep şuralar, işte gördüğünüz gibi betonlaştı. Hocam. Şimdi üçüncü köprünün yapılmasıyla aynı filmi yukarıda göreceğiz maalesef. Artı havalimanı, artı bir sürü yeni işte fuar, şehirler vesaire geliyor. Çok tehlikeli bir gidiş. İstanbul karanlık bir geleceğe doğru yol alıyor. Hocam benim, son 5 dakika. Son 5 dakika desem. Doğru söyle. Vallahi, yemin et. Çabuk geçti zaman. Çok güzel anlatıyorsunuz, zaman çabuk geçti. Çok hızlanacağım ama yaşıma itibaren biraz 1-2 dakika verirsiniz. Siz itiraz edin, beni indirmeye çalırlar. Evet, burada demokrasi. Evet, benim gençliğimde, yanlış söyledim yani, çocukluğumda Ağustos ayında ateş böcekleri çıkardı. Bilir misiniz hiç, yanıp söner. Bu şehri böyle önce metropolis, sonra megapolis, sonra meslektaşım Yunanlı şehirci Doksiadis'in dediği gibi ekimonopolis haline getirdik. Izdırap ve korku şehri. Suyu, yeşili, havası kalmamış bir şehir. Bu İstanbul kanal girişimiyle bu artık ölümcül vuruşun vurulma noktasına geldik. O ateş böcekleri bugün ne oldu? Sivrisinek oldu. Evet, hızlanmak zorundayım. Yukarıya üçüncü yol yapıldı. Havalimanı şuradayken imar planında buraya taşındı. Bunun arkasında hiçbir bilimsel veri yok ve İstanbul'un kuzeyi risk altına alındı. Diyorlar ki hocam yapılaşma vermeyeceğiz oralarda. Bir kere bunun doğru olmadığı, bu yeni yapılan planlarla ortaya çıktığı gibi, gel külahımı anlat. Bakın İstanbul Boğazı 3 yasayla konuluyor yapılaşmaya karşı. İmar plan yasası, Boğaziçi yasası, kültür ve tabiat varlıkları yasası. Öngörülünde 30 bin yapı var, 10 bini kaçak. 3 binin yıkım kararı kesin var. Nasıl yapacaksın kardeşim? Boğazı koruyamıyorsun. Evet, ben sırf yukarısı kuzeye köprü yapmasın, yol yapmasın diye denizden proje yaptım. Bakın, bu Transmar projem bütün dünyada yayınlandı. Denizin üstünden gidiyor.
bu teknik üniversite denizcilik fakültesinde laboratuvarlarda bir sene simülasyon yapılarak çalışıldı. Tsunami, rüzgar, lodos. Teğet geçiyordu. Dünya literatüründe, bilim literatüründe yayınlandı. Amacım iki havalimanını da birleştirmekti. Sabiha Gökçen'le Atatürk, ki Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşıyım. Kalsın, çalışsın istiyorum. Büyük bir yanlıştır. Üçüncü havalimanı yer seçimi olarak zaten yanlış. İki havalimanı arasında bu köprüyle 15 dakikada ulaşım oluyordu. Manyetik motorlu shuttle çalışıyordu. Şurada demin gördük o resmi. Bakın şurada 300 kilometre hızla gidiyordu. Ben her projeye karşı da değilim. Bakın Çanakkale Köprüsü'ne okey veriyorum. Bu benim Büyük Marmara Çemberi. Pahalı bile olsa İzmit Körfez Köprüsü'ne okey veriyorum. Şu benim işte bu demin söylediğim bypass'tı. Bu proje yapılmadı çünkü rant yok. Satacak arazi yok. Etrafta Katar'la ne, denize mi suyu mu satacaksın? Olmadı. Evet, daha da hızlanıyorum. Ve bunun gibi birçok projeyi, bunu idare etmek çok zor yalnız başkanım. Oynak bir şey. Evet, çok oradan oynak. Oradan değiştirebilir miyiz şey, arkadaşlar? Tamam ben hocam, yapıyorum şey da bir geri bir ön. Bakın bu da Haliç'in altına otopark ve Müzekent İstanbul projesiydi. Bir projede Taksim Camii, bunu parantez içi sıkıştırıyorum. Çünkü yapılmadı içimde bir yara. Üç uluslararası ödül alan bu projem bütün dünyada yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na beğendiremedik, modern dedi. Ve yanlış bir proje yapıldı. Bakın çeşitli görünüşlerini görüyorsunuz. Alandan görünüş. Çok detaya girmiyorum, kızıyor başkan. İki dakikam kaldı biliyorum ama tepki var çok. Bakın yukarıdan baktığımızda ay yıldız gözüküyor. Süre bitti diyeceğim, korkuyorum. Ve bu proje, bak başkanım, New York Times ve Independent Herald Tribune bastı. Boşuna basmadılar. Ama beğendiremedik. Şu proje geldi, Atatürk anıtını ezdi geçti. Pietro Canonica'nın İstanbul'a koyduğu anıtı bu proje ezdi. Bakın şu beton yığına bakın. Cami dediğiniz zaman açık alan olur. Avlular olur. Hiçbiri yok. Evet, çılgın proje. Evet. Bakın bu en çılgınıydı. Ama biliyorduk. Feasible değildi. Rentable değildi. Yapılamazdı. Ama Sayın Rahmetli Rauf Denktaş, hocam çiz dedi. Çiz şu Yunanları ben bir şey yapayım. Dürtükleyeyim. Şu Yunan Rum'u kızsın dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım bu projeyi yapamazsınız. Uluslararası sulardan köprü mü gider? 10 milyar dolar para lazım. Böyle bir trafik yok. Hocam boş ver sen çiz. Şu Rum kalleşi dedi. Affedersiniz inşallah büyük elçilikten kimse yoktur. Ondan sonra onları tedirgin edeceğim dedi. Çizdik ve hakikaten... Rum, burada var mı bilmiyorum. Ertesi gün nota verdiler. Savaş nedenidir diye. Evet, işte Yunanlılar kuşkulu. Onun için, yani bu İstanbul Kanal girişimini ortaya atanlar hiç karşıma gelmesin. Bende çılgın projelerin alası var. Ama neyin yapılabileceğini, neyin yapılamayacağını biliyorum. Evet. Sağ olun. Artık bana çok süre verir bu alkıştan sonra. Bakın bitiriyorum. Bu tankerler deniyor. İstanbul Boğazı'nın tanker trafiğinin azaldığını biliyoruz zaten. Sayın Büyükşehir Başkanımız da ifade etti. Samsun Ceyhan boru hattını yap. Zaten azalacak. Bir de burası var. Yani niye bakın Türk Akın projesi dün açıldı. Benzer şekilde şuradan Saros Körfezi'ne şuraya bunu çizen benim şey
tam Yunan sınırına başımıza bela açacağım. Şuraya gelecekti. Buradan bir koy pipeline'ı, bitir işi. Evet, şimdi son paragrafım, kimsenin belki söylemediği Kanal İstanbul'la teknik bir hususu paylaşacağım. Sayın Profesör Murat Çekirge, şu anda City University of New York'ta hocamız, hazırladığı çalışmada kanal yahut İstanbul kanal girişiminde büyük bir risk olduğunu, bunu tabii çevreci hocalarımla tartışacağız ama paper'ı var, 44 sayfa bu. Karadeniz'in 100 metre altında suyun altına basınçla sıkışmış H2S hidrojen sülfür zehiri, çürük yumurta gibi kokuyor. Ölümcül bir gaz ama enerji kaynağı. Doğru kullanılırsa enerji. Ama iki deniz arasında Karadeniz ve Marmara 30 santim seviye farkını biliyoruz. Su bütçesi iyi kontrol edilemeyip hafızan Allah bu proje yapıldığını düşünelim. Bu gaz havaya kaçarsa sadece Türkiye değil, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, herkes ölecek dedi, diyor. Bunu da bu bilimsel şeyle bizle paylaştı. Bir de ayrıca bütün söylenenlere ilaveten böyle bir risk var. Evet, ben bitiriyorum. Son slayda geldik. Benim için İstanbul'un öncelikleri bunlar. Nüfusu sınırlamak, çürük ve çarpık yapılaşmayı dönüştürerek şehrimizi depreme hazırlamak ve İstanbul ulaşımını akıcı hale getirmek ki benim onun için hazırladığım çemberler sistemi projesi var. O projede bu trafiği ben çözeceğimi iddia ediyorum. Çemberler sistemi ki demin gösterdiğim denizden giden yol onun bir parçası. Bir de bilmiyorum burada atladı mı ne oldu? 3 katlı tüp projesi var. Benim yine o. Bugün hep benim diyorum. Her şey senin mi? Tarkan'ın şarkısı vardı. Şimdi onu da açıklıyorlar. Gene benim bizden bahsetmeyecekler. Kız Odia nerede Odia? Yok mu Odia? Onu da bir gösterip veda edelim. Burada atlandı mı o? Bakalım. Diyorum bu çok oynak bir makina. Evet bakın bu proje ne diyor? 15 yıl önce çizmiştir. Bu makale yayınlanalı da 4-5 yıl oldu. Bakın bir sene sonra falan bu proje çıkacak. 3 katlı tünel tüp diye. Söyledi zaten Sayın Cumhurbaşkanı vesaire bunu. Ama bu da bilin ki benimdir. Bu küçülü verdi. Diyorum oynak bir şey. Evet. O önceliğimi de İstanbul için söyledikten sonra veda saati geldi. Çok sevindi başkanım. İstanbul'u global ısınma ve iklim değişikliğini hazırlamak. Bu 4 ana başlıktır sorunumuz. Kanal, kanalizasyon değil. Ve son sözüm budur. İstanbul kanal girişimi bilimsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Sürdürülebilirlik lafı son sözüm nereden geldi? 1987'de Norveç eski başbakanı Gro Harlem Brundtland hanımefendi Birleşmiş Milletler nezdinde bu komisyon çalıştı. Bu sürdürülebilirlik lafı geldi. 3 ana kriteri var. Diyor ki geleceğin bugünün gereksinmelerini geleceğin kaynaklarından kullanma. 2 kendi ihtiyaçlarını komşuların kaynaklarından kullanma. 3 sorunları merkezden değil yerinde çöz. İstanbul kanal girişimi bunların hiçbirine cevap vermiyor. Sürdürülebilir değildir ve bir megalomanik siyasi maddi bir rant projesidir. Ben arz ediyorum. Görüşüm budur. Beğenen beğenmeyen. Saygılar sunuyorum.